Endişeler devam ediyor diyor. Cardano mucidi önemli açıklamalar yaptı. Hydra ile alakalı konuşuyor. Bu duruma şöyle bir göz atacağız. Cardano mucidi Charles Hoskins'in Cardano'nun ölçeklendirme çözümü Hydra Head ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Hoskins'in yanlış bilgileri ortadan kaldırmak amacıyla bu yenilikçi blockchain protokolünün gerçek yeteneklerinden bahsetti. Ayrıca protokolün amaçlarını ışık tutan diyor, önemli bir güncelleme paylaştı. Bu arada son zamanlarda bundan da aslında bağımsız bir şey söylüyorum ama Cardano üzerinde çok fazla FUD haber var ve çok gereksiz haberler, yani doğru olmayan haberler burada görece verilenler. Niye bilmiyorum ama çok fazla arttı yani son zamanlarda Cardano üzerinde. Charles Hoskins'ına gelince çok leş bir adamdır yani. Piyasada bu kadar sevmediğim başka birisi yok. Sevmeme sebebim de çok etik dışı hareketleri var yani. Hoskins'in canlı yayında Hydra için endişeleri giderdi. Cardano topluluğu içinde Hydra'nın ölçeklenebilirliğine ilişkin kuşku ve şüpheler ortaya çıktı. Proje kurucusu ve CEO'su Hoskins'in protokol ölçekleme çözümünün lanse edilen ölçeklenebilirliğin gerisinde kaldığı iddialarını çürütmek amacıyla canlı bir yayın yaptı. Haftalık güncelleme geleneğinde Cardano çeşitli yeniliklerin ilerleyişi ve performansı hakkında bilgi veriyor. Ancak Hydra ile ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğu konusunda topluluk içinde endişeleri devam ediyor diyor. Şimdi şöyle bir durum var. Yani neyden kaynaklandığını bilmiyorum. Ortaya çıkan bu şeyin endişelerin, yani net bir şey varsa ben bilmiyorum ama yani ortada bir problem yok. Hiç değilse benim bildiğim bir problem yok. Ha, dediğim gibi burada hani diyor ya, endişeleniliyor. Hidra ile alakalı ekibin manipülasyon yaptığı, hem verileri yanlış verdiği iddia ediliyor. Aynı zamanda da yani mevcut olarak Hidra'nın düzgün bir şekilde çalışmadığı iddia ediliyor. Ya dediğim gibi birincisinde bir problem zaten yok. İkincisini düşündüğümüz zaman buna dair de bir sebep yok. Hani ortada şimdi bilindik bir şey yok. Mesela siz Shiba Inu ekibinden konuşuyor olsak, bu tarz spekülasyonlar çıksa şaşırmam. Çünkü Shiba Inu ekibi sürekli yalan söylüyor. Yani adamların ağzından hani doğru bir laf çıkmıyor zaten. Kusaman ağzından. Abartısız söylüyorum. Adam bir şey söylüyorsa %90-95 yalan söylüyordur. Ve o olmayacak, olacak diyorsa olmayacaktır çok büyük ihtimalle. Dolayısıyla orada olabilir ama burada bilemedim yani, biraz saçma geldi. Şu neymiş? X'e mi gönderecek bizi? This is Charles Hoskinson broadcasting live from Warm. Ha, tamam, 20 dakika bunu dinleyemeyiz tabii ki. İyi küfür etmemiş herhalde. Bu şüpheleri ortadan kaldırmak için Hoskins'in yayını sırasında bir saniye başına işlem, yani TPS grafiği sundu. Böylece projenin yaklaşık 1000 TPS işleme kapasitesine sahip olduğunu ortaya koydu. Bu somut kanıt sadece Cardano Hydra'nın ölçeklenebilirliğini teyit etmekle kalmıyor. Aynı zamanda yanlış bilgileri beslemiş olabilecek aksaklıkları veya yanlışlıkları da ortadan kaldırıyor. Bu arada 1000 TPS iyidir. Fakat şunu söyleyeyim size. Mesela Ethereum'un vizyonu, yani Ethereum'un yapmak istediği, ulaşmak istediği hız tam 100.000 TPS. Düşünebiliyor musunuz? 100.000 TPS ne demek ya? Yani şeyden falan ileri bu arada. Çok fazla şeyden ileri. Bakın. Çok yüksek bir skala. Şu anda dünyada 100.000 TPS ile bir çalışma var mı? Yani olabilir ama varsa da çok azdır yani. Onu söyleyeyim ben size. Ya yok demeyeyim ama çok ileri boyutta. Belki NASA falan yani 100.000 TPS yakalamıştır ki zannetmiyorum. Bence yakalamamıştır. Hiç değilse rutinde 100.000 TPS çalışmıyordur. Yani Ethereum'un vaadi bu. Adamlar diyor ki 100.000 TPS'e çıkacağız. Korkunç. Çok yüksek. İnanılmaz derecede yüksek. Bunu da söylemeden geçmeyelim dedim. Yani 100.000 TPS
hedefleniyor. Bu zaten başka bir boyut. Yani bu çok ileri bir boyuttan bahsediyoruz burada. Nitekim Cardano'nun da 1000 TPS'i yeterli. Cardano mucidi topluluğun kafa karışıklığını gidermeye çalıştı. Sunumu sırasında Hoskins'in ayrıca ekosistem içinde Hydra Head'in gelişen amacına da ışık tuttu diyor. Hydra'nın rolünün zaman içinde geliştiricilerin Cardano ana blockchain üzerinde yer alan sofistike merkezi olmayan uygulamalar oluşturmalarını sağlamak için tasarlanmış bir ara katman yazılımına dönüştüğünü açıkladı. Bu arada Cardano üzerinde depo oluşumu fazla. Mesela Solana'da daha fazla. Solana inşa edebilirlik açısından Solana ve Avalanche biraz daha fazla kullanılıyorlar Cardano'ya göre. Cardano akıllı sözleşme oluşturmada görece daha çok. Yani mevcut inşaatçılar Cardano'da daha faal aslında. Fakat daha doğrusu daha çok faal uygulama var diyebiliriz. Solana ve Avalanche ama biraz daha yenilikçi mi diyelim biz bu durumda. Yani bu daha bu şekilde kalıyor. Aralarındaki fark bu, anlatabildim mi bilmiyorum. Cardano önemli bir geliştirici topluluğuna sahip. Bu doğrultuda proje aktif ve canlı blockchain olmaya devam ediyor. EOC Cardano ağının yönetiminde önemli bir rol oynuyor. Evet. Çok sayıda başka geliştirici de aktif olarak ekosistemde benzer sürümler oluşturuyor. Doğru. Geliştiricilik faaliyetlerinde mesela Eylül ayının birincisiydi Cardano. 2022 yılında yılın birincisiydi. Şu anda da üçüncü sırada ilerliyor. Kusama, Polkadot, Cardano şeklinde bu sıralama ilerliyor. Ama 1-2-3 arasında çok 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 cüzi farklar var. Yani belki de kapanabilir bile. Cardano vizyonuyla ön plana çıkıyor. Hoskins'in yaptığı açıklama ve sunum diyor. Evet. Projenin şeffaflığı olan bağlılığının altını çiziyor. Ayrıca blockchain alanı için yenilikçi çözümler sağlama misyonunun bir kanıtı. Cardano ekosistemi geliştikçe ya bla bla bla, ben size şunu söyleyeyim. Biraz food haber çıkmış. Yani dediğim gibi sebebini bilmiyorum. Niye food haber çıktı falan. Fakat böyle bir durum var. Ama buradaki iddiaların doğru olduğunu zannetmiyorum. Çünkü anlam veremedim. Yani neden çıktı? Ne alakası var? Dediğim gibi ben şahsen pek anlamadım nereden çıktığını vesaire de. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.